Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarifim var. Ege bölgesinde Manisa Tire yöresine ait Girit yemeği olan bal kabağından sinkonta yapacağım. Tarifimize geçecek olursak yarım kilo bal kabağını küçük küçük doğruyoruz. Bal kabakları çok büyük olduğu için çok çabuk tüketemediğimiz için ben paketleyip buzdolabında saklıyorum. Daha sonrasında çıkartıp kullandığımda hem daha çabuk pişiyor hem de farklı tariflerde de kullanabiliyorum bu şekilde olduğunda. Küçük küçük bal kabaklarımızı doğradıktan sonra bir tabakta topluyoruz. Daha sonra kapya biberimiz var. Kapya biberimizi de jülyen şeklinde doğrayıp yine bal kabaklarımızın olduğu kaba bırakacağız. Bal kabağıyla genellikle tatlısı yapılıyor ama ben bal kabağıyla çorba, zeytinyağlı yemekleri de yapmayı tercih ediyorum. Çok lezzetli ve sağlıklı bir yemek oluyor. Tavsiye ederim bunları da denemenizi. Kapya biberleri de jülyen doğradıktan sonra bal kabaklarımızın yanına koyuyoruz. Kapya biberi doğrayıp bal kabağın yanına koyduktan sonra soğan ve sarımsaklarımıza geçiyoruz. Soğan ve sarımsağı kabuklarını ayıklayıp soğanları piyazlık bir şekilde doğruyoruz. İnce ince bir şekilde. Bunları bal kabak ve kapya biberlerin yanına koymayacağız. Onu daha sonra sosunu hazırlayıp fırına vermeden önce tepsinin üzerine koyacağız. O yüzden soğanlarımızı ayrı bir kapta koymamız gerekiyor. Soğanları ayrı bir kaba koyduktan sonra sarımsaklarımızı küçük küçük doğrayıp onları bal kabağı ve kapya biberlerinin olduğu kaba koyabiliriz. Bundan sonra da karıştırma aşamasına geçeceğiz. Zeytinyağlı bal kabağı sinkonta yemeğimiz fırında pişecek. Fırınımızı bu arada 180 dereceye ayarlayalım, ısınmasını sağlayalım. Tepsimize koyduktan sonra fırına direkt koyup pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi bu arada tuz, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı toz biber, kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı karabiber ve çok hafif de muskat rendeleyip birer kaşık biber salçası ve domates salçasını ilave ediyoruz. Daha sonra zeytinyağı 3 kaşık, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip bal kabaklarımızı karıştırıyoruz güzelce. Fırınımızı bu arada 180 dereceye ısıtıyoruz. Küçük küçük doğradığımız sarımsakları da ilave ederek bal kabağı karıştırıyoruz. Bal kabaklarını karıştırıyoruz. Bir kaşık yardımıyla ya da bir elimizle de olabilir. Çok homojen bir şekilde karışmasını sağlayarak fırın tepsimize alacağız. Ben fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt koydum ama yağlı kağıt koymadan da fırın tepsimizde pişirebiliriz. 180 derece ısıtılmış fırında 25-30 dakika kontrollü bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Herkesin fırını farklı olduğu için kontrollü bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Bal kabaklarımız yumuşayana kadar, üzerine koyduğumuz soğanların uçları hafif kararmaya başladığı zaman yemeğimiz pişmiş ve fırından almamız gerekiyor. Çok lezzetli, çok pratik ve harika bir yemek oluyor. Yöresel bir lezzet. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Biz çok severek tüketiyoruz. Çok da sağlıklı olduğu için tavsiye ediyorum. Ve bal kabağı sinkontamız hazır. Servis tabağına aldıktan sonra süzme yoğurt ve üzerine zeytinyağlı pul biber dökerek servis edebiliriz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.